Merhaba değerli çiçek severler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben daha önce sizinle Sedum Morganium ya da diğer şeylerde de Sedum Album olarak geçen sukulentin gelişimi ile ilgili tekrardan bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ben işte bir videomda bunları yayladan topladığımı getirip ektiğimi söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bunların bakımı ile ilgili farklılıklar olduğunu ben fark ettim arkadaşlar. Bunlar gölge alanda bakılan, ara ara biraz daha fazla sulanan sedum albüm ya da sedum morganiumlar. Şöyle bir farkını görmenizi istedim. Bunlar da kaktüslerin yanında az sulanarak güneşte bakılanlar arkadaşlar. Bu da yine biraz daha güneş alanda bakılanlar. Bunlar da tamamıyla gölgede bakılanlar. Şöyle göstereyim. Gölgede bakılanlar kesinlikle daha iyi büyüyor arkadaşlar. Gölgede bakılanlar daha iyi büyüyor, daha iyi uzuyor. Daha sulamayı biraz kaçırsanız dahi arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Ama güneşte bakılanlar, mesela bunlar, ben çok sonra güneşte baktım arkadaşlar. Güneşteydi evvela, sonra gölgeye aldım. Çok fazla büyüyüp şey olmuyor, böyle etlenmiyor, yani böyle hani bir genişleme falan olmuyor. Çok sulanmayı kesinlikle sevmiyor arkadaşlar. Çok sulandı mı, hele de güneşte mi kaldı mı, kesinlikle köklerde çürüme oluyor. Şöyle göstereyim size. Bunu ben az suluyordum, birazcık fazla suladım. Bazı köklerde hemen hemen bir çürüme oldu. Şunlar da yine güneşte olanlar arkadaşlar. Sonradan gölge aldım. Bakın bunlar daha bir cılız. Şunu da göstereyim. Şöyle daha bir cılız. Ama bunlar kesinlikle çok az sulandığı için köklerinde çürüme ve benzeri olmadı. Fakat güneşte kaldı mı arkadaşlar? Renklerde bir değişiklik kesinlikle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim belirtmek istediğim Sedum Album ya da diğer bir adıyla Sedum Morganium, her neyse arkadaşlar, kesinlikle gölgede bakılmalı ve az sulanmalı. Gölgede bakıldı mı ve az sulandı mı arkadaşlar, daha güzel büyüyorlar, boylanıyorlar, daha bir etleniyorlar. Fakat çok sulanmayı kesinlikle sevmiyorlar arkadaşlar. Bakın bu da gölgede bakıldı. Gölgede bakıldı. Bu bir tık daha fazla sulandı ama arkadaşlar bir şey olmadı yani. Ama sulanması azar azar oluyor da böyle. Her defasında böyle köklerinden çıkacak kadar, köklerinden derken drenajdan alttan çıkacak kadar kesinlikle sulamadım arkadaşlar. Azar azar suluyordum bunu. Şu sukulent suyu seviyor diye biraz fazla suluyordum. Hiç de bir şey olmadı arkadaşlar. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Ben bu sarı sedumları yeni ektim arkadaşlar. Şöyle şey yapayım, çekeyim. Yeni ektim. Yeni ektim ve tutmaları için her gün biraz, günlük ya da 2 günde bir fısfısla suluyordum tutması için. Bakın içinde bunların da sevdiğim albümler vardı. Arkadaşlar boyları falan uzamadı ama böyle bir daha bir güzelleştiler, daha bir sıkılaştılar. Yani anlatmak istediğim, bunlara da ben gölgede baktım. Bunlar gölgeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Güneşin altında kesinlikle olmuyor. Güneşin altında cılız kalıyorlar. Renkleri falan değişiyor, güzelleşiyor ama bunlara gölgede bakmak kesinlikle çok daha faydalı ve az sulanmalı. Hani suladığımızda da böyle şarıl şarıl bir sulama kesinlikle olmamalı arkadaşlar. Bunlar da yine az sulanmışlar. Bunlar güneşteydi, sonradan gölgeye aldım. Bunları da ben böyle sonradan gölgeye aldım. Ama bunlar kesinlikle gölgede bakılanlar. Şöyle ben net gösterebildim mi bilmiyorum.